والحق مهما طغى باطل له النصر يوم النزال الأخير ولله سهم سيمضي غدا ولو كره المستبد الكفور. Sürüden ayrılanı kurt kapar. Biz sürü değiliz ve biz sürülerle ilgilenmiyoruz. Ve ben 31 yaşında il başkanı oldum. Adam bulamadığı için il başkanı oldum. Ve 31 yaşında İstanbul'a il başkanı oldum. Ara seçim oldu, milletvekili adayı yaptılar, aday bulamadıkları için. Öyle dönemlerden geldim. Yani bir taraftan sandalyeyle dolaşacaksın. Bir taraftan çeşitli hastane raporları, şunlar bunlar filan falan çıkarıp göndereceksin. Ondan sonra da bu siyasi mücadelenin içerisinde gelip bir şeyler toplayabilir mi, bir prim yapabilir mi, bunun gayreti içerisine gireceksin. Görmemek lazım. Türkiye'de bizim anladığımız milli görüş Sultan Alparslan'dan beri var olan, ben Saadet Partisi'nin genel başkanı iken de böyle yorumluyordum. Bu ülkede, bu topraklarda bizim milletimizin oluşturmuş olduğu medeniyet değerlerinin bütünüdür. Ve bu anlamda da bu birikimin tamamına biz sahip çıkmak durumundayız. Bu Türkiye'nin bütününün sahip çıkacağı bir şeydir. Bu çerçevede sadece bir kişiyle, sadece bir partiyle kısıtlı görülen... Bizim için iyi oldu ayrılış şeyi. Bir de biz çok açık ve her şey çok açık. Biz de çok hakikaten sanki roller ters, hoca büyük, biz büyük, hoca küçük gibi. Yani biz daha olgun, çok daha olgun davrandık. Millet de onu gördü. Evet. Hoca açısından hakikaten izin verici bir durum bu. Yani. Beni siyasete girmeye ikna eden, hatta bir yerde telkinlerle zorlayan rahmetli Erbakan hocamızdır. Yani siyaset yöntemi, tarzı, siyaset yapma tarzı itibariyle şartlar bizi öyle bir noktaya getirdi ki artık birlikte siyasi bir mücadeleyi sürdürmenin imkanı kalmadı. O büyük bir nezaket içerisinde, dikkat ederseniz o günleri hatırlarsanız, hiçbir şekilde karşı tarafı kırmamaya özen gösteren bir uslupla ve yöntemle mücadeleden, oradaki parti içerisindeki mücadeleden ayrıldık. Ve sonunda başka bir siyasi yolda arkadaşlarımızla birlikte, o zamanki partimizin büyük çoğunluğunu oluşturan arkadaşlarımızla birlikte yeni bir siyasi yolculuğa çıktık ve o defteri kapattık. Vadiler dolusu mal biriktirip omuzlarındaki kul hakkı yükünden dört büklüm olup da yürüyemeyenler, göz açıklar, uyanıklar yok aramızda. Sizlere bir kere daha değişmez gerçekleri söyleyerek sözümü toplamak istiyorum. Nedir değişmez gerçekler? Hepimiz biliyoruz ki saadete ancak milli görüşle erişilebilir. Bir, milli görüşün bir tek partisi vardır, o da Saadet Partisi'dir. İki, eğer birisi ben de milli görüşüyüm diye ortaya çıkarsa palyonçoya benzer. Bazı basın organlarında hocamızın vefatıyla milli görüş camiasında bir boşluk mu olacak vesaire şeklinde yazılar yazıldığını gördük. Şundan emin olun, yüce milletimiz var olduğu sürece milli görüş var olacaktır. Çünkü milli görüş milletimizin görüşüdür, ruhudur ve bizzat kendisidir. İki, milli görüş mutlaka iktidar olacaktır inşallah. Çünkü Türkiye'nin problemlerini çözecek olan alternatif parti değil, tek çaredir milli görüş. والحق مهما طغى باطل له النصر يوم النزال الأخير ولله سهم سيمضي غدا ولو كره المستبد الكفور.